Merhaba arkadaşlar. Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde ilk konumuz olan değişken nedir? Değişken nasıl tanımlanır? Ve bu konu ile ilişkili olan veri tiplerinden bahsedeceğim. Peki değişken nedir? Değişkenler girdiğimiz değerleri alan veya programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutuculardır. Hemen iskod programını açalım. Bir tane yeni proje oluşturalım. Hatta proje değil bir tane playground oluşturalım. Hemen kodun çıktısını hızlı bir şekilde test edebilmemiz için. File new playground seçtim. Next dedim. Bir isim veriyorum. Değişkenler. Çift tıklayarak sayfamı kapsamasını sağladım. Hemen iki tane değişken tanımlayalım. Var sayı eşittir 10. Tekrar var isim eşittir Ahmet. Burada sayı ve isim birer veri tutucudur. Sayı değişkeni bir tam sayı olan 10 değerini tutmaktadır. İsim ise bir metin veri tutmaktadır. Aynı kod bloğu içerisinde aynı isimden birden fazla değişken tanımlayamam. Mesela şöyle örnek vereyim. Notumuzu alalım. Aynı kod bloğu içerisinde birden fazla aynı isimde değişken tanımlayamam. Ben buraya gelip var sayı eşittir 20 dersem bu programı çalıştırdığımda hata alacaktır. İşte gördüğünüz gibi derler derlemez. Tekrar kullanamazsın diyor sayıyı. Bu değişkenler için önemli bir özellik buraya kadar yazdığımız kodu bir çalıştıralım. Sayı 10, isim Ahmet şeklinde yazdı. Şimdi tek tek veri tiplerini açıklayalım. Hemen hemen her programlama dilinde olmazsa olmazlardan string veri tipini anlatalım. Bir de yorum satırı veya not tutmak için çift slash koyduğunuzda İstediğiniz notu buraya alabilirsiniz. Ee, çalıştırdığımda herhangi bir çıktısı olmayacaktır. Zaten yeşil şeklinde pasif durumda gözüküyor. Hemen konumuza geri dönelim. Veri tipimiz string. Peki string nedir? String veri tipi Unicode karakterlerden oluşan bir dizi grubudur. Genellikle uygulama içerisinde metinsel değerleri bir string değişkeni içerisinde tutmaktayız. Hemen şuraya metinsel metinsel değerler. Çift tırnak içine alınmış karakter veya karakterler kümesidir. Çift tırnak içine alınıp veri tipi belirtmediğimiz sürece Swift editörü bu değerleri string olarak kabul edecektir. Hemen bir örnek yapalım. İsim eşittir. İki tırnak açtım kapattım. Çağdaş var. Soy isim eşittir. Yine tırnak açtım kapattım. Ekşi. Yukarıdaki isimle çakıştığı için hemen ilk aldığımız notu burada yaşamış olduk. Bunu at diyelim. Buna da soyat diyelim. Çalıştıralım. Çıktısı değişkende verilen veri tutucu bu şekilde atla çarandaş soyatta ekşi tutulmuş durumda. Bir diğer veri tipimiz integer. Hemen onun da notunu alalım. Integer bilgisayar bilimlerinde hemen hemen bütün programlama dillerinde bulunan en basit veri tipidir. Programlama sırasında tutulan basit tam sayıları işlemek için kullanılır. Kısaca integer eşittir tam sayılar diyebiliriz. Bir örnek verecek olursak var geçen yıl eşittir 2019 var gelecek yıl eşittir 2021 şeklinde iki tane integer değişken tanımladım. Bir başka veri tipimiz double ve float. Onu da hemen şöyle notunu alalım. Double ve float ondalıklı sayıları ifade etmek için kullanılır. Değişkenlerimizin değeri Süratli bir sayı ise double veya float kullanabiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Var indirimli ürün fiyatı diyelim. Fiyat örneğinden gidelim. Mesela 39.99 TL olsun. Bunun tipini de float verelim. Var. Ürün fiyatı diyelim. Double eşittir. 59. 99. Peki double ve float arasındaki fark nedir? Şunu iki nokta değil de nokta yapacağız. Double 64 bit sayıları temsil eder. Float ise 32 bit sayıları temsil eder. Notumuzu alalım. Double 64 bit sayıları temsil eder. Float ise 32 bit sayıları temsil eder. Ara ara böyle küçük notları alarak e, akılda kalmasını sağlayacağız. Aslında hedefimiz bu. Peki Double ve float arasındaki fark nedir diyecek olursak e, Hemen şöyle not alalım hızlıca Akılda kalsın Float Bellekte 4 byte Yer tutar Ve Basamak hassasiyeti 7'dir Double ise Bellekte 8 byte yer kaplar. Double'ın basamak hassasiyeti 16'dır. Dolayısıyla Fullout bellekte daha az yer kapladığı için performans açısından en uygun değer gibi gözükür. Fakat 7 basamağa kadar değer alabildiği için kullanım amacına göre e, tercih etmeniz gerekiyor. E, 7 basamağın üstünde bir değer olabilme ihtimali varsa double'ı tercih etmekte fayda var. Son veri tipimiz Boolean. Matematiksel mantığın kurucusu sayılan George Boolean adına izafe edilmiş ve Boolean diye adlandırılan mantıksal bir veri tipidir. sadece iki farklı değeri vardır. True ve false'tur. Birincisi true. Doğru olarak kabul edilir. İkincisi false. Yanlış olarak kullanılır. Boolean bir byte'lık yer kaplar. Çoğu programlama dilinde 0 veya 1 olarak da kullanılır. True, false, 0, 1 olarak kullanılır. Hemen bu yıllara birer örnek verelim. Var. Is Swift fun diyelim. Eşittir tabii ki true. Peki balık lezzetli mi yazalım? False diyelim. Hemen kodumuzu çalıştıralım. is_fish_true is_fish_testi false. Yukarıda integer değişkenimizi kullanalım. Bir tane sayı yapalım. Sayı 1 eşittir 11 olsun. Sayı 2 o da eşittir 13 olsun. Eğer sayı 1 büyükse sayı 2'den sayı 1 büyüktür sayı 2'den true ya da false dönecek bakalım false çünkü sayı 1 11 sayı 2 13 olduğundan sayı 1 11 13'ten büyük olmadığı için değerimiz false. Peki sayı 1 sayı 2'ye eşit midir? Ona bakalım. Çalıştırıyorum. Hayır, eşit değildir. Hala false değeri alıyorum. O zaman sayı 2 büyük müdür sayı 1'den? Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi true ya da false değerleri alıyoruz. Sayı 2 sayı 1'den büyük müdür? Evet, büyüktür. O zaman geriye dönecek sonuç true. Şurada Küçük bir karışıklığımız olmuş. Sayı değişkenimizi sayı1 diye sürekli anlatmışım. O da en üst tarafta sayı değişkenimiz tanımlı olduğu için burada herhangi bir hata almadan örneklemeye devam ettik. Şöyle ufak bir şekilde bunu sayı1 diye değiştirelim. Daha sonra çalıştıralım. Şimdi daha düzgün bir şekilde oldu. Sayı 1 büyüktür sayı 2'den. False. 11, 13'ten büyük değil. Sayı 1 eşit mi sayı 2'ye? Hayır değil. Sayı 2 büyüktür sayı 1'den. Evet doğru. 13 büyüktür 11'den şeklinde boolean örneklerini tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.